Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, dostundan Rabbim hayırlı geçimler versin. Bizler soracak olsanız, hamd olsun, şükürler olsun. Bugün ben börek yapıyorum arkadaşlar. Bugün ben birazcık geç kaldım. Uşaktaydım, Uşak'tan geldim. Malzemelerimi hemen alelacele hazırladım. Bugün ben börek yapacağım arkadaşlar. Dolabımda yufkalarım vardı. Onları çıkardım. Hemen koydum. Biraz patates kaynattım. Makarna kaynattım. Makarnalar, patatesli peynirle bugün yufkadan börek yapacağız ama gerçekten yapma börekten daha bir güzel oluyor. Daha bir lezzetli oluyor. Denerseniz memnun olursunuz. Şimdi şöyle tripodumu getireyim. Şimdi makarnamı şöyle tenceremde ılık suyla, aman kaynar suyuyla kaynattım arkadaşlar diyeceğim. Şimdi ben bunları birazcık bıçağla üzerlerinden şöyle hafif birbiri olmayacak şekilde makarnaların üzerinden sadece suyun içine tuz koydum. Yağ koymadım. Şimdi yağlayacağım birazdan inşallah. Şimdi böyle kırıkladığım makarnalarıma reyhanımı alacağım. Bundan sonra peynir koyacağım. Yağ, tuz. Çok da kırıklamayacağım. Çok da iri olmayacak. Şöyle kırıkladığıma leğenimi alın arkadaşlarım. Şimdi böyle yapayım dedim. Hem Ramazan yaklaşıyor. Yufkalarım da değerlenmiş olur. Çok rahat olur. Hem de insan her gün ne pişirsem diye, akşam ne yapsam diye şaşıyoruz insan arkadaşlar. Bir bayan olarak bayanların günü vakti akşamıcık mutfakta geçiyor. Yapacak bir şey yok. Birazcık o tarafı döküldü. Onları da leğdiğine mırmırı verelim arkadaşlar. Ne iri olacak ne çok kırık olacak. Şöyle şu şekilde. Ben şu makarnaların hepsini kıyayım. Şimdi arkadaşlarım makarnama kıydım. Şöyle peynirimin birazına indirdim. Biraz da patatesimi indireceğim şöyle. Şimdi bir katına makarna koyacağım. Bir katına patates. Şöyle birazcık da maydanoz ekledik. Yağlarını, tuzlarını koyacağız. Baharat eklemeyeceğim. Çocuklar baharat sevmiyorlar börekte. Şöyle makarnayı da. Burada da arkadaşlarım üstüne yağ olarak koydum. Yumurtayı da üzerine süreceğiz. Şöyle sütümün yağımı arasına karışım yapacağım. Şimdi Hüseyin şuradaki şişe yağını bunu bizim zeytinyağlı karışım arkadaşlar yağımız. Yağımıza da ilave edelim. Şöyle yeterli. Sizin kendi zevkinize göre baharat ekleyebilirsiniz ama dediğim gibi benim çocuklar börekte fazla baharat sevmiyorlar. Aynı şekilde makarnamızı da karıştıralım. Bu benim oğlanla uşak dişlerimiz vardı biraz arkadaşlar. Öğlen gittik. Sabahtan biraz işimi ayarladım. Biraz da geldiğini ayarladım.
Hemen akşam oluveriyor zaten kışın günler kısa olduğunda. Şöyle karıştıralım. Şimdi hemen tepsimi getireceğim. Tavuğumu getirdim. Tabağımı iyice yağladım. Şöyle yufkalarımıza. Ramazan'dan ben böyle 4'er 4'er poşetleri koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Kuş kalmayacak şekilde. Şöyle kenarına alalım. Çok kalın olmayacak şekilde. Sütün içine yağ koydum. Biraz daha yumuşak düşürüyor. Olacağım arkadaşlarım. Burada kaşığım vardı, nereye gitti? Şimdi arkadaşlarım makarnama da biz dediğimiz gibi Instagram'a da video çekiyoruz arkadaşlar. O yüzden aralarda durdurmak zorunda kalıyoruz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde bir güzel yayıyoruz arkadaşlar. Hiçbir tarafı boş kalmasın. Şöyle bu malzemeni. Hiç böyle denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Daha önce yapmıştım ama yeni gelen takipçilerim için tekrar göstermek istedim. Şöyle makarnamızı koyduktan sonra tekrar yufkamızı koyup şöyle üzerine şimdi de patates yapacağız arkadaşlar. Açık kalan dilimizin açık kalan taraflarına da şöyle mi yapsak? Şöyle köşede denk getireyim ki. Şöyle arkadaşlar. Tekrar aynı yine malzememizden. Ara katlarında yumurta yok arkadaşlar. Sadece sütüne yağ. Aynı şekilde patatese de böyle. Tabii patates birazcık dağıtması zor olur arkadaşlarım. Her tarafını şöyle incecik açacağız. Ben patatesimi şöyle her tarafını gezdireyim. İncecik patatesimi de şöyle her tarafına gezdirdikten sonra arkadaşlarım tekrar üstüne ortasını patates yaptım sadece bir kat.
Bigatta makarna yaptığım zaman işlem tamamdır arkadaşlar. Üçüncü katıda makarnamı koyduktan sonra arkadaşlarım tekrar üzerine yufkalarımı koydum. Yumurta koydum. Tekrar bundan sonra biraz daha yağ koydum. Üstüne yağlamaya. Her tarafını gelecek şekilde gelmeyen tarafları da şöyle fırçayla yumuşatmak için. Evet arkadaşlarım, tepsim hazır. Şimdi davulu koyayım, bitsin. Ortada da toparlayayım. Piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, böreğimi sürdüm, indim aşağıya. Malum kas, tavuk aşağılan işi. Birazdan çekim yapacaktım. Bugün gördüğünüz gibi şöyle hava çok bungun, bulutlu. Yağış var gibi, sanki yağacak gibi. Dün yine biz odun topladık. Odun kestik, kavak dalları vardı. Annemle şöyle biraz ortada toparladık. Şunları olan benim yazın açık besi yapacağım diye, malların üstüne sıcak gelmesin diye direkleri de ayırdık. Vallahi şu çalankalara yazın tarayla kıyacağım galiba bu sene arkadaşlar. Soğuk kış malum. Ama iri dallarını bütün hallettik. İnceler kaldı. Bunları da tarayla nasip olursa yazın hem video çekeriz hem kıyarız. İşte böyle. Şimdi gazlarım gitmiş. Gazları bulup geleceğim çayırlardan. Neler gittiler, neler geldiler görünme ola. Onları getireceğim. Bundan sonra ağır ağır mallarımı bakacağım. Nursevim'e böreğe bak dedim. Çorba koydum, çay koydum. Sofraya Nursevim koy gal dedim. Nursevim anne sen işine bak, ben de yukarılara bakayım dedi yavrum. Yine de okuldan geldim, bir işi yarıyor çocuğum benim. Yemekten sonra da dersine bakıyor gal, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim için ders önemli, çalışmak önemli. Biz daha okuyamadık, bunu okusun istiyoruz ya, Allah yardım etsin inşallah. Ha böyle arkadaşlar. Neyse galiba bugün damla çekemedim. Kapadan biraz yukarıda kaldığım yerden inşallah devam ederiz hep beraber. Evet arkadaşlarım, böreğimiz pişti. Mis gibi de koktu. Böreğimizin yarısı gitmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bakın ne kadar güzel oldu, gördünüz mü? Patatesli makarnalı böreğim arkadaşlar. Şöyle bakın yakından. Benim telefonum vallahi pek dengesiz. Bir güzel çekiyor, bir çikin çekiyor ya. Odaklanmıyor. Şuradan Nursevim abesini kesivermiş. Abesi yemiş. Şöyle gideceklermiş arkadaşınla. Arkadaşının bir ameliyat olmuş. Hastaneye gideceklermiş beraber arkadaşta. Acele edince Nursevim de çay demleyince abesini hazırlamış, yedirmiş. Ben de kovalarınızı değiştir hayvanlarımızı bak, dediğim gibi. İkiz kuzularımız var. Allah bereket versin. İkisi doğduydu. İki daha doğdu. Onları mama içir, emzir derken anca çıkabildim. Şimdi telefonumu takın. Sizlere şöyle böreğimi gösterin arkadaşlar. Dilimleyin. Evet arkadaşlar, ben böreğimi diliyorum. Telefon çekiyor mu? Tamam, çek. Şöyle bakın arkadaşlarım böreğime. Tel tel, vallahi aynı yapma börek gibi oldu. Şöyle gösterin.
altı da kıpkırmızı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Pek güzel oldu. Mis gibi oldu arkadaşlar. Mis mis. Arada böyle değişiklik iyi oluyor arkadaşlar. Evet kıymetli takipçilerim. Bugünkü böreğim böyleydi. Mantarlı, patatesli. Ondan sonra mantarlı demiştim. Mantar değil. Makarnalı, patatesli, peynirli. Yufkadan böreğimiz. Hiç böyle börek yapmadıysanız sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Bugün yeter, yarın da yeter. Benim oğlan olsun, adam olsun. Böreği çok severim. Vallahi zamanım olursa el açma yaparım. Zamanım olmazsa böyle yufkalarımdan böreği yaparım arkadaşlar. Önceden yapmıştım ama yeni gelen takipçilerim var. Ben bunu tabii ki hepsini diyeceğim. Şimdi videomu bitirmek zorundayım kıymetli takipçilerim. Ne diyeyim, bugünkü videomuz böyle olsun. Tekrar bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Tekrar görüşürüz. Huzurlu akşamlar.